Önünde hediyelik eşyaların satıldığı bu surların içerisinde yer alan Pisa'ya geldim bugün. Pisa'nın girişinde 3 önemli yapı bizi karşılıyor. Pisa Vaftizhanesi, ortadaki Pisa Katedrali ve arkada Pisa Kulesi. İtalya'nın en büyük vaftizhanesi. Bu da aynı zamanda Pisa Kulesi gibi eğilmiş. Bunun eğimi fark edilmeyecek kadar çok az. Aziz Yahya'ya adanmış bu vaftizhane. Tepesinde de onun heykeli bulunuyormuş. Vaftizhanenin yapımı 1100 ile 1300 yılları arasında 200 yıl sürüyor. Ve tamamı mermerden yapılıyor. İçeri giriş 7 euro. Galileo da burada vaftiz edilmiş. Pisa Katedrali tamamen mermerden yapılıyor ve mimarisi bitince bu mermer katedralin bir eşi benzeri yoktur diye sol taraflarda bir yere yazı yazıyor. Katedrale girmeden kapısındaki ince işçilik hemen bizi karşılıyor. Katedralin tam içindeyim. Şu şekilde yapılmış bir katedral. Katedralin yan duvarları tablolarla dolu. Katedralin en önemli noktasından biri Giovanni Pisano'nun 14. yüzyılda yaptığı bu yapım. Çok ince işçilikle işlenmiş, küçücük detaylarla yapılmış çok harika bir eser. Kürsüye buradan çıkılıyor. İnanılmaz bir işçilik var. Burası katedralin kubbesi ve katedralin önden görünüşü de bu şekilde. Katedralin hemen ileri sağ kısmında San Ranieri adında bir aziz var. San Ranieri onlar için kutsal ve Pisa'nın hamisi seçilmiş. Burada katedralin yakından görüntüsü. Katedral gerçekten çok güzel ve en önemli yapısı bu kürsü olabilir. Çok ince detaylar barındırıyor gerçekten. Harika. Pisa Kulesi'ne doğru gidiyorum. Burası da meydan. Kahvemi aldım ve geldim. 1173 yılında yapımına başlanıyor bu kulenin. Dördüncü katına kadar inşa edildikten sonra yamulmaya başlıyor. Çünkü arazi alüvyon. Sadece dördüncü katında metrekareye binen yük 34 ton civarlarında. Dördüncü katı yapıldıktan sonra yaklaşık bir 100 yıl yapımına ara veriliyor. Çünkü kule eğilmeye başladığı için oturmasını bekliyorlar. Daha sonra Disimon risk alıyor ve 7. kulesine kadar inşasını yapıyor. Tabi bunları yaparken eğilmeyen kısma daha fazla ağırlık koyuyor ve eğilmesini önlemek için biraz yukarı doğru açıyı azaltıyor. Ama nafile. Sonra tekrar bir ara veriliyor ve şan kısmını yapıyorlar. Gene bir neredeyse 100 yıl sonra. Yani yapımı 200 yıl falan sürüyor. En sonunda çan kulesi yapıldıktan sonra eğimi yaklaşık 3 derece falan oluyor. 19. yüzyılın başlarına geldiğimizde kule 2,5 metre yere saplanıyor ve artık gözükmemeye başlanıyor. Bunun önüne geçmek için gözükmesi için etrafında bir hendek kazıyorlar. Ve hendek kazılınca yaslanacağı bir yer olmadığı için ani bir eğim daha yaşıyor kule. 1930'larda Mussolini diyor ki ya rezil olduk şimdi düzeltin. Zemine 200 ton çimento atıyorlar. Gene daha çok yamuluyor. Daha sonra bu zemindeki basınç metrekarede 50 ton, 94 tonlara falan çıkıyor. Tam bilmiyorum detayını. 1993 yılında 600 ton kurşun konuluyor eğilmeyen tarafa. Tam zemine bir halka şeklinde demir koyuyorlar. Sonra aşağıdan iple o demiri çekiyorlar. Bu sefer toprak daha çok sıkışıyor ve 100 yıllık eğilme bir gecede yaşanıyor galiba. Daha fazla eğiliyor. Son çare olarak da akıllarına şu geliyor. Altından hafif hafif yavaş yavaş toprak almaya başlıyorlar. Toprak almaya başlıyorlar. Ve bu şekilde yaklaşık kulenin eğimini 300 yıl geriye getirmeye hedefleniyor. Son çözüm yüksek taraftan toprak çıkartılması olmuş. Bu şekilde dayanacağı öngörülüyor. Kulenin tamamı mermerlerden yapılmış. O kulenin yapıldığı zamanlarda ağır yapılar yapmak çok önemli bir şeymiş. O yüzden böyle bir şey yapıyorlar. Ama yaptıkları yer alüvyon arazi olduğu için dayanmıyor ve eğilmeye başlıyor. 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası'na giriyor. Pisa bu üç yapıyla insanları, binlerce insanı buraya çekiyor turist olarak. Pisa'da gezecek fazla bir yer yok. Sadece en önemli bu üç yapı var. Sadece bu üç yapıyla binlerce insan çekmeye başarmış. Binlerce insana git gel 3 saatlik yol yaptırıyor.
Kule de ama cidden bayağı yamuk ya. Kulenin tepesine çıkmak 20 euro. Bu vaftizhaneye girmek 7 euro. Bütün her şeyi yapacağım diyorsanız, bir de orada müze var. O müzeye de gireceğim diyorsanız maksimum 27 euro vererek bütün her şeyi yapabiliyorsunuz. Herkes toplanmış bu kule düşmesin diye uğraşıyor. İnanılmaz bir çaba var şu an burada. Yani insanlar kuleyi tutmaya çalışıyor. Bırakın gitsin ya şu kule. Ben o kadar tutmayın yani. Şu an tam Pisa Kulesi'nin dibindeyim. Sol tarafta sütun ne kadar kısa ama sağ tarafta ciddi manada aşağıda kalıyor. Kameraya bence çok yansımıyor ama gözle çok daha net bir şekilde kulenin bayağı bir eğik olduğunu görebiliyorsunuz. Tam karşısında katedralin, bu da önden görünüşü. Katedral de gerçekten çok güzel. Pisa'da ayrıca şehrin ortasından nehir geçiyor. Orada da güzel görüntüler var. Tarafta küçük bir çarşısı var. Pisa gerçekten küçük bir yer. Ben buradan Floransa'ya doğru trene bineceğim birazdan. Katedrali bir daha gezeceğim. Çok hoşuma gitti çünkü. Hepinize iyi seyirler dilerim. Görüşmek üzere. Pisa'dan hoşça kalın. Pisa Kulesi'ni böyle tutarmış gibi fotoğraf çekilmemenin vermiş olduğu haklı gururla ayrılıyorum. Görüşmek üzere.